Bir şey soracağım. Soğuk buzdolabı var mı burada? Nerede? Burada. Yok canım, burası mutfak mı? Nereden buzdolabı olacak? Yok, hani belki hep sıcak yemek yaptırıyorsunuz. Şeflik programı mı bu? Master Chef'te buzdolabının ne işi olabilir yani? Bardak bulamadım şef. Bardak ölçüsüyle şerbet yapacaktım. Bardak göremedim. Arkadaşlar şöyle bir bakın yani etrafınıza. Bir su bardağı zaten 200 gram civarı gelir şeker olarak. Evet. Değil mi? Evet. Mesela bir kase alıp bir su bardağı suyu hayal edebilirsin. Hayal ettim şefim. E tamam, su bardağına gerek yok o zaman. Evet. En iyileri arıyoruz. Oyun oynayanları istemiyoruz zaten, gitsinler. Su bardağı var mı? Buzdolabı nerede? Buranın getir götürücüsü müyüm ben ya? Beni gördün, bir şey istiyorsunuz. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Tansiyonunuz? Geçen sene tansiyonunuzda sorun vardı. Bizim kendi sağlıkçımız var. Sen onu yap. Ama belki de sizi seviyorumdur ve duyarlı olmak istemişimdir. Belki de seviyor şefim. Seviyor belki. Ben seviyorum. Emin değilim. Belki bizim gördüğümüz o naif insanı içerinizdeki, o da gördü. Belki de siz böyle davranmanızın sebebi aslında içinizde çok kırılgan bir yapı olması. Evet. Kedi gibi, kedi aslında. Kedi gibi. Aslında bak, kedi gibi. Ne dedik? Kedi gibisin. Gözlüğümü yine takmadım şefim, kaşlarınızı görmemek için. Biliyorsun değil mi Gülşah? Aslan da bir kedicins. Evet, ben onu da çok severim. Ben bütün hayvanları severim ki çayı. Ama yine de aynı kafeste kalma. Yemek arıyoruz, iyi yemek yapan insan arıyoruz. Nasipse buldunuz. Halledeceğiz. Bugün benim kabul günüm olabilir mi? Arena bayağı sessizsin. Evet şef, odaklandım. İlk turda bayağı konuşuyordun. Şu an bilmediğim bir şey olduğu için ona bayağı odaklandım. O yüzden. Ama merak ediyorum, evde ne dediler? Baba, anne, abla. Babam geldi biliyor musunuz, dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Geçtim diyeceğine ne dedi? Sevindi. Biliyordum falan dedi. He dedim ben de. He dedim. Bu arada zamanınız da daralıyor. Son 25 dakika. Şefim bir şey sorabilir miyim? Yemekle ilgili değil. Bunu kadayıfı bastırmak için kullanabilir miyim? Yani yasak değilse. Kullan. Olur mu? Şey, Aylayna. Efendim? Künefe var ya. Çok özel bir tatlıdır. Evet öyle, vallahi öyle. Ve biliyor musun ne yapması gerekir? Saygılı göstermesi gerekir. Çok yavaş pişirirse pişmez. Çok fazla olunca yanar. Öyle mi oluyor? Evet. Bir aşkı ver. Senden bir parça ver bir künefe. Tamam mı? Vereyim o zaman. Göster senin kalbini. Tamam. Ona kalırsa o zaman çok güzel pişer bu. Kıpkırmızı olur. Evet arkadaşlar. Bizim için final turuna gidecek bir yarışmacı gerekli. Onun için elinizden geleni yapın. Biraz daha hızlanmanız gerekiyor. Çünkü künefe uzun zamanda pişen bir yemek. Daha çok motive olun. Yalnızca bir kişi bizimle devam edecek. Anneciğim. Peynir dengesi. Altının üstü kızarmış olması gerekir. Şurup yoğunluğu, yani şerbet yoğunluğu bizim için çok önemli. Nar gibi kızarmış olması gerekiyor arkadaşlar. Çıtırlığı çok önemli.
Duydunuz mu? Evet şef. Evet şef. Kim gelmek istiyor bizimle final turuna? Ben. Kim gelecek? Ben. Hadi hızlanın. Biz burada yarışacak iyi aşçılar arıyoruz arkadaşlar. Onun için bir an önce hızlanın. Tamamen yemeğe odaklanın. Yani hiç yapmadığım ve bir iki kere sadece denediğim bir tatlıyı yapıyorum. Bence görüntü kalitesi olarak 4K HD. Fakat tadı için bir şey söyleyemiyorum. İnşallah güzel olur. Acemi şansına inanıyorum ben. Gerçi diğer iki arkadaşım da hiç yapmamış. Acemi şansı onlarda da mevcut şu anda. Fakat olacak ya. Ben gerçekten çok katlanarak geldim. Olacak. İkisi de benim için birbirinden değerli insanlar. Ama tabii burada hak eden kazanacak. İyi kötü diye bir şey adlandıramam yani.